Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün Tığı ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar her çiçeğimizin arasında bu şekilde 3 tane kirpikli trabzanla ara veriyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tanesini bu şekilde yaptık çiçeğimizle başlıyoruz bir tane zincir çekip şöyle iki tığ battı büyüklüğünde hemen hemen bir tane küçük bu şekilde bir örümcek yapıyorum arkadaşlar örümceğimin üzerine 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi döndüm şöyle arka tarafından örümceğimin tepesini arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde tekrar 5 zincir düz yüzüne döndüm. Ters yüzünden yuvamızı kapattık. Düz yüzünden de arkadaşlar bu yaptığımız 5 zincirli yuvanın içine bir tane yuva yaptık. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bu şekilde bir tane trabzan yaptım. 4 zincirimi çektim. Kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya 5 tane bir tane de yuvaya 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 Trabzanımızın içine 5 tane bu şekilde sık iğneyi doldurduk. 6. yuvada yapıyoruz. Tekrar 5 zincir Bunlar bu 5 zincirler papatyamız için yuva oluyor arkadaşlar. 1 2 3 zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 trabzanımı yaptım arkadaşlar şimdi bunun tepesine 4 tane zincirimi çekip bu trabzanımın arasına kapattım trabzanımı 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde 5 tane sık iğne yaptım 6. sık iğnemi arkadaşlar bu ana yuvada yapıyorum yanına yine bir 5 zincir yuva olarak kapattım bu şekilde bir zincir çekiyorum tekrar bu örümceğimin aynı büyüklükte yani iki tığ battı büyüklükte hemen hemen bir örümcek daha yapıyorum arkadaşlar dördüncü tığ battı ya bir iki üç dördüncü tığ battı ya bu şekilde kapattım Evet arkadaşlar. Yeşil yuvamız bu şekilde oluşuyor. 2 tane yaprağı ve 3 tane beşer zincirli yuvası. Şimdi arkadaşlar 1 2 zincir bir defa doladım. Ara suyunu yapıyoruz. Hemen tığ battımın içine girdim. 2 2 olarak aldım. 4 zincir kapattım buraya kirpik olarak. 2 zincir bu şekilde ara suyumuz olmuş oldu. Bundan arkadaşlar arasına 3 tane veriyoruz. 3 en fazla 4 arkadaşlar. Fazla genişi güzel durmuyor. Zaten oyamız gördüğünüz gibi hafif. Hafif ama çok güzel görünmüş olan bir model. Daha fazla yani ara suyu vermek modelin iyice basitleştirir bence arkadaşlar. Biraz sık olursa daha gösterişli oluyor böyle hafif ve zarif modeller. O yüzden 3 veya hatta 4 en fazla fazla açmazsanız arasını güzel olur. 4 zincirimi buraya bu şekilde kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Buraya kapattım arkadaşlar. Evet şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar diğer rengimizi de mavi renkle yapıyoruz. Buradaki 5 zincirden çektiğimiz yeşil yuvamızın içine sık iğne ile ipimi tutturdum. 1, 2, 3 zincir. 2 defa doluyorum tığımın başını. Yuvaya girip 2, 2, 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Tam 5 tane arkadaşlar trabzan yapacağız. 2, 2, 2, 3 oldu. 2 defa doluyorum. 2, 2, dördüncü trabzan yine iki defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 olarak 3 seferde 5 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir yine 5 zincirli yeşil yuvaya bunu da altıncı trabzan olarak kapattım yuvanın birini doldurduk arkadaşlar arkadan 3 tane zincir çekip diğer bu 5 zincirli yeşil yuvaya geçiş yaptım. 1, 2, 3 zincir. 2 defa doluyorum. Yeşil yuvaya 2, 2, 2. Yine buraya da arkadaşlar bu şekilde 5 tane trabzan yapacağım. 2, 2, 2, 3 oldu. 2, 2, 2, 4 oldu. 2, 2, 2, 5 oldu. Hemen 4 zincir 4 zincirimi yeşil yuvada kapatıyorum bu şekilde. Yine 3 zincirle arkadaşlar bu 3. ve sonuncu yuvam arkadaşlar. Geçiş yaptım. Evet. Şimdi buraya da bu şekilde 1 3 3 zincir 2 defa doladım. Yeşil yuvanın içine sonuncu bu 5 zincirli yuvanın içine yine 5 tane 2 2 alarak tırabzan yapıyorum. iki defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 3 oldu. 2 2 2 4 oldu. 5 tane olunca arkadaşlar 4 zincir çekip eğer arkadaşlar sizin 3 zinciriniz gerdirmezse bu sonuncu zinciri 3 4 yerine 3'te çekebilirsiniz. Hani büyüdükçe yukarı doğru biraz ilk başladığı gibi durmuyor meyil ediyor. Gerdirmesin aşağı doğru iyice bozulmasın papatyalar diye bir fazla zincir çekiyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. İpimi yakıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok zarif çok naif bir modelimiz. Bu şekilde yeşil kısmının yapılışı da gayet kolay ve basit. Bir daha ütülendiği zaman daha bir zarif duracaktır arkadaşlar. Size göstermek için hemen videoya yatmak için bu şekilde. Ee, ütüsüz bir şekilde arkadaşlar karşınızda. Evet, yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben de hemen videomu YouTube'a yükleyeyim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.